Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güveçte sucuklu kuru fasulye yapıyorum. Arkadaşlar bir kaşık tereyağı, 3-4 kaşık da zeytinyağı koydum. Soğanımı koyuyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Yalnız yakmıyorum. Hafif sararması yeterli. Arkadaşlar soğan öldü. Şimdi sarımsağı öldüreceğiz biraz. 3 diş de sarımsak, 1 soğan. Evet, sarımsak da aromasını salsın. Bu arada benim kendi yapmış olduğum ev salçam. Salçamı, biber salçamı kendim yapıyorum. Tuz koymuyorum çünkü salçada tuz var. Bir yemek kaşığı salça, domates salçası. Bir yemek kaşığı, bunu da kendim yaptım. Biber salçası. Salça ile soğan karıştı iyice birbirine. Kırmızı acı pul biber koyuyorum. Onun da rengi çıkıyor. Arkadaşlar ben kuru fasulyeyi haşlamadan pişiriyorum. Akşamdan tuzlu suyla ıslatıyorum. Ve hiç gaz yapmıyor çünkü içine kimyon koyuyorum. Kimyon koyarsanız sıfır gaz. Şimdi haşlayıp da kuru fasulyenin suyunu atarsanız eğer bütün diğerleri gidiyor. Siz posasını, çöpünü yiyorsunuz. O yüzden ben atmıyorum. Biraz fasulyeleri de kavuracağım. Fasulyem de yerli fasulye, ince kabuklu, ithal fasulye değil. O yüzden çok çabuk pişiyor. İthal fasulyelerin kabukları kalın olduğu için geç pişiyorlar, bir de lezzetsiz oluyorlar. Pişmeye yakın 5 dakika önce kuru biberlerimi atacağım. Daha sonra da yağda kavurmuş olduğum sucukları atacağım içine ama pişmeden 5 dakika önce. Şimdi ağzını kapatıyorum. Ocağımın altını iyice yavaşlatıyorum. Hatta küçük ocağı alacağım. Kaynadıktan sonra küçük ocağı alacağım. Kısık ateşte 25 ile yarım saat. Yalnız kontrol edeceğim erimemesi için. Çünkü sucuk ilave olacak arkadan. Arkadaşlar kuru fasulyemiz pişti. Şimdi pişirmiş olduğum sucuğu ilave ediyorum kuru fasulyemin içine. İçine sonradan pişirdiğim sucuklarımı ilave ettim. Şimdi servisteyiz. Güzel,
Güvecimiz pişti. Şimdi servise arkadaşlar, kuru fasulyemiz pişti. Enfes oldu. Sucuklu güveçte kuru fasulyemiz. Yanına lahana turşusu yaptım, mor havuçla. İster suyuyla birlikte, ister turşusuyla sizlere sunuyorum. Arkadaşlar, Servi'nin mutfağı kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tadım zamanı. İpekçim, hadi birer kaşık tadalım. Bak, fasulyeler yumuşacık olmuş. Yerli fasulye, kabukları incecik. Nasıl? Çok Hamur gibi değil lezzetli. mi? Güveçte piştiği için çok lezzetli. Evet, yumuşacık olmuş. Evet. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.